Pertev Naili Boratav. Pertev Naili Boratav, 2 Eylül 1907 Darıdere'de doğmuş, 16 Mart 1998 Paris'te vefat etmiş, Türk halk bilimci, halk edebiyatı ve folklor araştırmacısıdır. Boratav, 1907 yılında Gümülcine'nin Darıdere ilçesinde doğmuştur. Babası kaymakam olduğu için çok yer değiştirirler. İlkokulu Bolu'nun ilçesi Mudurnu'da bitirir. Bu süre içinde en fazla Mudurnu'da hayatı geçtiği için kendini Mudurnulu olarak tanımlamıştır. Annesiyle olan ilişki yapısının daha sonra yapacağı çalışmaların ilk adımını oluşturduğu görülür. Bu dönemde annesi anlattığı masallarla Boratav'ın folklora yönelmesinde etkili olduğu gibi, sonraları masallar üzerinde çalışırken onun özel öneme sahip masal kaynağını oluşturur. İlkokulu bitirdikten sonra 1919 yılında İstanbul'a giden Boratav, orta öğrenimini Kumkapı Fransız Koleji'nde, Gelenbevi ve İstanbul Lisesi'nde tamamlar. 1926-27 yılında İstanbul Lisesi'nde sosyoloji dersinde Hilmi Ziya Ülke'nin öğrencisi olmasının, kendisinin hem sonra edebiyat fakültesine gitmesinde hem de halk bilimi araştırmalarına ilgi duymasında etkili olduğunu ifade eder. Nitekim bu konudaki kararını hocası Ülken ile konuşması onun ilk araştırmasını gerçekleştirmesine yol açar. Söz konusu çalışmayı her yıl tatilini geçirdiği babasının kaymakamlık yaptığı Mudurnu'da yerlilerin ağzından çeşitli halk edebiyatı metinleri derleyerek gerçekleştirir. Boratav 1930'da Darülfünun İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ile Yüksek Muallim Mektebi'ni bitirerek Fuat Köprülü'nün asistanı olarak çalışmaya başlar. 1941'de Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği teziyle doçent olur. 1948'de profesörlüğe yükselir. 1948'de başkanı olduğu Halk Edebiyatı Kürsüsü CHP iktidarınca komünizmi yaydığı gerekçesiyle kapatıldıktan sonra yurt dışına gider. Amerika, Almanya ve Fransa'da çalışır. 1940'lı yıllarda Behice Bora'nın Yurt ve Dünya dergisini yönetir. Stanford Üniversitesi Türkiye bölümünü kurar. Paris'te ölümüne kadar CNRS'de çalışır, 1998'de Paris'te ölür. Türk Halk Edebiyatı Araştırmaları Öncüsü Pertev Naili Boratav, 2000 masal, 40 halk hikayesi, çocuk oyunları, türküler, tiyatrolar, şarkılar, fıkralar, şiirlerden meydana gelen zengin bir arşiv kurdu. CNRS, Sedat Simavi, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ödülleri almıştır. Pertev Naili Boratav, Türk kültürünün kaynakları arasında en başta halk edebiyatının geldiğine inanıyordu. Anadolu halk kültürü araştırmalarına aşık geleneğine yöneldi. Babasının kaymakam olması sebebiyle çocukluk ve gençlik dönemi Mudurnu'da geçmiştir. İlk edebi çalışmalarına da burada başlamıştır. Bolu Mudurnu'da Köroğlu Destanı gibi konularda araştırmalar yapmış, tez vermiştir. Nerelisin diye soranlara, insanın memleketi doğduğu yer değil, çocukluğunun geçtiği yerdir diyerek Mudurnu'yu memleketi olarak saymıştır. Hali hazırda Mudurnu'da Pertev Naili Boratav Kültür Evi varlığını korumaktadır.